Size tekrardan merhabalar. Bugün ihtiyar matematikte sizlerle bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Zaman kaybetmeden hemen fonksiyon sorusunu anlatıp çözümüne geçmek istiyorum. Tam sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. F, gide, f bileşke g1 artı g bileşke f2 eşittir eksi 1 olduğuna göre kanun en büyük negatif değerini bize soruyor. Bu soru yapabilmek için önce bileşke fonksiyonları birazcık hakim olmamız gerekiyor. bu fonksiyonu nasıl açacağım? F bileşke G1. Yani şu şekilde yazarsam daha rahat görebiliriz belki. G1'i bulmam gerekiyor. G1 ne? 1 artı K. O zaman artık F 1 artı K'yı bulabilirim. Ne yapacağım? Fn yerinde 1 artı K yazacağım. Yani ne olacak? N artı K gördüğüm yere 1 artı K yazacağım. 1 artı K artı K eşittir. 2K artı 1. Ne oldu? F bileşke G1'in sonucu 2K artı 1 oldu. K'mızı düzeltelim. Şimdi g bileşke f 2'nin sonucunu bulurken nasıl yazıyorum? g bileşke f 2. f 2 ne? 2 artı k. 2 artı k. Doğru mu? Doğru. Şimdi n yerine 2 artı k yazarak g fonksiyonunu bulacağım. 2 artı k'nın karesi artı k. Ne oldu? 4 k kare artı 4 k artı 4 artı k. E bu neydi? F bileşke G1'in sonucu. Bu ne? G bileşke F2'nin sonucu. Bunları toplayacağım ve neye eşitleyeceğim? Eksi 1'e. Neden? Çünkü soruda öyle bir eşitlik vermiş. Devamını yapıyorum. Ne oldu? 2 K kare artı 2K, 4K, K var. 7K artı 4 var. 1 var. 5. Eksi 1 de buraya yolladım. 6 eşittir. 0 eşitliğine ulaşmıştı. Bulunmaktayız. Şimdi K'nın en büyük negatiflerini bulabilmemiz için burada çarpanlara ayırma yapmamız gerekiyor. K kareyi K, K diye ayırdım. Burayı da artı 6, artı 1 diye ayırdım. O zaman K'nın bir kökü eksi 6, K'nın bir kökü eksi 1 olacak. Ve bunlardan hangisi daha büyük diye sorarsanız tabii ki de eksi 1'dir. Cevabımız Z seçeneği.